ebedi cennette bıkma olmayacak mı sorusunu ya sormaz ya cevabını kolay anlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mutlak o isimleri, tecellileri, sınırsız isimleri bıkmaya meydan vermez. Çünkü bıkma tekrar olur. Mesela televizyonda konuşan bir insan, camide, kürsüde konuşan bir insan, yani aynı mevzuyu da anlatsa, gıybet mevzunu, yeni bir şeyler söylüyorsa bıktırmaz. Ama aynı şeyleri tekrarlamaya başlarsa bıktırır. İnsanları yorar. Bu bir acizliktir bizim için. Biz aciz-i mutlakız. Tekrara giriyoruz. Bazen aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyleri. Bazen böyle beraber gezdiğim birisi bana demişti, bir konuyu anlatmak için örnek verince, dedik ya şu örneği bir değiştir. Hep aynı örneği verme, yoruldum artık. Yani şimdi gerçekten değiştirmek lazım. Yeni örnekler bulmak lazım. Ama bunu ne kadar yapmaya çalışsak, biz insanız. Mutlak aciz. Cenab-ı Hak Kadir-i Mutlak. Onun Kadir isminin tecellisi nihayetsizdir. Ebedi alemde de Kadir isminin ve sair isimlerin tecellisi sınırsız olduğu için insanı, cennet ehlini yoracak, bıktıracak, usandıracak bir hal asla yok. Kur'an-ı Kerim'de de bu açıkça haber verilir. Cennette usanma yok, bıkma yok. Çünkü tekrar yok. Hep acaba ne? Acaba ne çıkacak? Hep böyle bir heyecan. Demek ki dünyada da hepimiz yüzümüzün, gözümüzün, parmak izlerimizin, hayat maceramızın, ailemizin, hani programdan önce söyledim sana ama şimdi de söyleyeyim. Buyurun. Yani bir insanın mesela 1965 model bir arabası olabilir. Eğer o arabayı iyi kullanıyorsa, doğru kullanıyorsa veyahut da doğru kullanmayla beraber benim imkanım bu arabaya kafi. Bu araba benim bir tanemdi diyebilir. Arabasının şöyle üzerine elini koyup sen benim için bir tanesin. Yani başkasının en lüks arabasından bu evet, benim için daha değerli diyebilir. Daha kıymetli diyebilir. Buna bir engel yok. Gerçekten de öyle olabilir. Bakın şunu da söyleyeyim. Bu da yeni aklıma geldi bu araba örneğinden. Çünkü biraz acaba mübalağa mıdır diye bir itiraz gelebilir diye aklıma geldiğinden mi geldi bilmiyorum da. Buyurun. Yani gerçekten arabasını iyi kullanıyorsa, akraba ziyareti, ne bileyim mahallesindeki bir fakir yetim öğrenciyi okula götürme, ya böyle verimli, bereketli, meyveli kullanıyorsa, en modern araba sahibi böyle kullanmıyorsa, o en modern son teknoloji arabayı kullananın gözünde o araba bıktırıcı hale gelebilir, usanabilir. Artık daha iyi modeller aklına geldiği için sevmeyebilir. Sen benim gözümde biriciksin diyemeyebilir. Bıktım ama o 65 model diyemiş arabanın sahibi, kardeşim bu araba bir tane. Bir tanem benim bu diyebilir. Yani onu bereketli, verimli kullanıyorsa Allah sevdiriyor. Bugünlerde o konu üzerinde birazcık çalışıyorum. Birazcık hatta önümüzdeki birkaç gün içinde bir yerde müzakere edeceğiz. Mesela nimetler doğru kullanıldığında, o nimetin vesile olduğu, Allah'ın ikram ettiği sevinmek nimeti nasıl artar? Konu bu. Üzerine çalıştığım. Bismillah. Le in şekertum le ezidenekum ayetini hatırlayarak. Yani şükrederseniz arttırırım. Yani arttırırım demek. Şükredersek bir araba vardı. İkinci arabayı aldık ailede. Üçüncü arabayı aldık. Bu mu? Evet olabilir. Buna olmaz diyemem. Ama 65 model arabayı şükürde kullandıkça daha çok sevmeye başlamak mı? Bu da olur. Daha çok sever. Yani sevinme nimeti artar. Adam diyebilir ki 65'te arabayı aldıysa, ya 65'te aldığım zaman çok sevinmiştim ama şimdi daha çok seviniyorum. Aradan 40-50 sene geçmiş. Bu araba daha sevimli görünüyor bana. Gözüme daha sevimli görünüyor. İlk aldığım zamanki gibi değil. Daha sevimli. İşte biz de hayatımıza böyle bakarsak, ülkemize böyle bakarsak, ailemize böyle bakarsak, bir tane çok kıymetli. Bu başkasının kendi ailesi hakkında, kendi çocukları hakkında, kendi cep telefonu hakkında benimki de bir tane demesine mani değil. Bunu da anlarsak gerçekten Allah'a şükürle ilgili üzerimizdeki yorgunluğu atmamızı inşallah Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Nasıl kolaylaşır? Çünkü insanın artık nefsini de ikna eden, ruhunu da heyecanlandıran mı deyip, bilhassa nefsi ikna eden, o bir tane olmasıymış. Yani herkeste ne varsa bende de o var. Yani bir özelliği yok. Benim gözüme kıymetli görünmüyor demeye başlarsa insan, Allah'a şükür heyecanı zayıflar. Artık namaza giderken
ayaklarını sürmeye başlar. Namaz kılıyorsa bile. Ayak sürmeye. Yani bir heyecan ve şevk yakalayamaz. Çünkü herkeste ne varsa bendeki de öyle. Bendeki herkeste var. Hani diyorlar ya bazen zibil bir şey diyorlar. Çok. Kıymeti yok. Kıymeti yok. Yani o kıymeti gizlenmeye başlar. Yani bizim gözümüzün, yüzümüzün, sesimizin, parmaklarımızın, ellerimizin, varsa arabamızın, yoksa dünya denen vasıtanın bize özel hizmetinin, arabamız yoksa dünyayı özel bir araba gibi görebiliyorsak heyecanlanırız. Evet, evet, dünyanın bize özel tahsis edildiğini keşfetmek zorundayız. Diğer insanların varlığı bu hakikat değiştirmez. Yani dünya benim vasıtam diyeceğiz. Mülk suresinde 15. ayeti hatırlıyorum. Evet, Mülk suresi 15. ayete okuyacağız. Tebareke diye başlayan. Dünya benim de emrime verilen bir vasıtadır. Cümleyi başka şekilde söyleyeyim. Dünya denen vasıtanın, geminin, uçağın, özel uçağın, özel geminin, özel vasıtanın bana hizmeti özeldir dediğimizde diğer insanlar böyle diyene yardım etmiş oluyor. Birisi elbisesini dikiyor, biri cep telefonunun yenilenmesinin laboratuvarı çalışıyor, birisi ekmeğini pişiriyor, birisi efendim onun ayakkabısını imal ediyor. Böylece dünyada yalnız olmanın ateşinde de yanmıyor. Ama aynı zamanda 5-6 milyar insan olduğu halde dünya benim vasıtamdır da diyor. Nasıl bir hal bu? Hem 6-7 milyar insan var hem de benim dünyam diyeceğiz. Benim güneşim veya dünyanın bana bakan hizmeti özel. Güneşin bana bakan hizmeti özel. Bir adım daha atalım. Kainatın bana bakan hizmeti. Benim yüzüm derken özel, benim gözüm özel, benim parmaklarım özel, benim eski de olsa arabam çok kıymetli ve özel, onun bana hizmeti çok tatlı ve özel derken benim kainatım demek hakiki zenginlik değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl zenginlik gönül zenginliğidir, kalp zenginliğidir diye ilan ettiği hakikaten bir mana da bu olabilir mi? Benim kainatım diyen adam, benim güneşim, güneş benim lambam diyen adam ne kadar zengin, ne kadar mutlu, ne kadar mutlu. Yoksa bugün bir yerde gördüm, yani insan Allah'ı unutursa, Allah'ın kendisine bütün kainatı özel olarak çalıştırdığını keşfedemezse, zenginleştikçe fakirleşen bir adam olur. Bak zenginleştikçe fakirleşen, zenginleştikçe acıları artan, zenginleştikçe korkuları artan, zenginleştikçe kalbindeki kanamalar, yara ve bereler artan bir adam olmak ne kadar acıklı bir hal. Sebebi bu. İşte o özel dünyasını keşfedemezse, Cenab-ı Hakk'ın her bir insana özel kainat tahsis ettiğini anlayamazsa insan, heyecanını kaybeder, şevkini kaybeder, şükretme heyecanını kaybeder.